Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Elimde gördüğünüz üzere arkadaşlar, bu pullardan yine size kartanesi isim verilen pullardan bir model böyle çiçek buketi şeklinde arkadaşlar nasıl yapıldığını tarif edeceğim evet arkadaşlar modelimiz de bu gördüğünüz gibi çok hoş çiçek buketlerinden oluşan bir model yapıldığı zaman o kadar hoş duruyor ki arkadaşlar böyle bir buket çiçek şeklinde böyle sallantılı modelden de hoşlananlar için genelde altı örümcekli olunca arkadaşlar modeller sallantılı model olarak geçiyor bu şekilde modelimiz Evet, şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pulumuzun herhangi bir gözünün için arkadaşlar sık iğne ile bu şekilde giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekip buraya bu şekilde arkadaşlar bir tane kirpik yaptım. Yanına hemen bir sık iğne yapıyorum bu kirpiğimin yanına. Diğer yuvama da sık iğne ile geçiyorum. 3 tane zincir de o yuvaya yapıp kirpik olarak yaptım. 3 zincirin yanına hemen bir sık iğne. E yine bir sık iğne ile geçiş yaptım diğer yuvama. 3 zincirle bir kirpik. Yanına bir sık iğne. Evet bu şekilde. Kenarlarına birer sık iğne. Ortada 3 zincir. Hemen yuvaya bir sık iğne. 3 zincir. Kapattım bu şekilde. Yanına bu şekilde bir sık iğne yaptım. Tekrar gözümüzün içine bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Bu şekilde kirpik yaptım. Bir sık iğne. Yuvaya girdim. Bir sık iğne yaptım. 3 zincir yuvaya girdim kirpiğimi yaptım Evet arkadaşlar tüm yuvaları aynı şekilde sık iğne 3 zincirden kirpik ve yanına yine bir sık iğne bu şekilde kenarları sık iğne ortasında 3 zincirli kirpikler olarak pullumuzun sadece bir tane yuvasını bırakıyoruz İkinci pulluyu alıyoruz direkt hiç zincir filan çekmeden arasını arkadaşlar buraya sık iğne yapıyorum ve yine 3 zincir kapattım gözümün içine bir tane kirpik yaptım yanına yine bir sık iğne yaptım aynı şekilde arkadaşlar sık iğne ile diğerine geçtim diğer pullarda olduğu gibi 3 zincir pulumun gözüne giriyorum sık iğne yapıyorum yuvaya girdim bir sık iğne yaptım 3 zincir yuvaya girdim kirpik yaptım bir sık iğne yaptım yuvaya gir 1 2 3 zincir bu şekilde kirpik yaptım bir sık iğne yaptım yuvaya girdim sık iğne ile geçiş yapıyorum 3 zincir kapattım buraya yine bir sık iğne yanına bir sık iğne yapıyorum 3 zincir kapattım buraya bu şekilde bir sık iğne 3 zincir yuvaya girdim ve yine sık iğne ikinciyi de aynı şekilde arkadaşlar birincisi gibi bir tane bıraktım kenarlarını bu şekilde doldurdum üçüncü pulumu da alıyorum Yine gözüne sık iğne ile girip 1 2 3 zincir gözüne kapattım kirpik olarak. Yine bir sık iğne. Sıradaki göze 3 kirpik sık iğne. Sık iğne ile geçiş yapıp 3 zincir yuvada kirpik yapıyorum sık iğne yapıyorum bu şekilde diğerine geçiştim sık iğne ile 3 zincir kirpik yaptım sık iğne yaptım 1 2 3 zincir kirpik yapıyorum bu şekilde şimdi iki tane kaldı arkadaşlar buraya kapattım sık iğne ile girdim yani. Buraya bir zincir çekiyorum. Bunu bunu arkadaşlar üçgen şekilde tutturacağım. En son bu kirpiğimden girip bu şekilde tutturdum onu oraya. Bir zincirde tekrar aynı en son geri dönüyorum tutturduğum yere. Bir tane de sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde hepsinden birer tane kaldı sonunda ve bu şekilde ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar çiçeğimizin arası olarak bu pıtırcıklı trabzanları yapıyorum bu şekilde bir defa tığımın başını doluyorum yandaki yuvadan üçünü birden arkadaşlar bu şekilde kapatıp buraya bir sahte trabzan yapıyorum 4 zincir kapattım bu şekilde Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu sahte trabzanımızın üzerine bu şekilde kısacık yapıyoruz. Yine bir defa dolayıp üçünü birden aldım arkadaşlar. Araya bu pıtırcıklardan 10 veya 12 tane yapabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Bu şekilde. Bir defa doladım. Yuvaya girip yani tığ battıma girip bütün birden kapattım bir zincir çektim şimdi arkadaşlar örümcek yapıyoruz örümceğimizi küçük şöyle fazla büyük yapmıyoruz arkadaşlar çiçeğimiz de sallantılı olduğu için daha uzun yapmıyoruz 6 tane zincir çekiyorum Pardon arkadaşlar buraya 8 tane çekelim rahat bir şekilde yaprağımızı yapalım 8 zincirimi çektim dönüyorum buradaki örümceğimi kapattığım yere bu şekilde bir yuva yapıyorum. İki zincir çekip döndüm. Bir defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya girdim. İki, iki olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Tekrar arkadaşlar bir defa doladım. Üç seferde aldım bir trabzan yaptım. İki defa doluyorum. Yuvaya girdim. İki, 2, 2 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 Bu şekilde 5. trabzanımı yaptım. Tepesine arkadaşlar 4 tane zincir çekiyorum. Buraya son trabzanımı kapattım. Şimdi arkadaşlar trabzanımın içine sık iğne yapıyorum. 3 4 5 Altıncıyı da arkadaşlar bu şekilde yuvada yapıyorum. Yaprağımın kanadının biri hazır. İki zincir çekiyorum. Bu yaptığım çiçek buketini arkadaşlar alıyorum elime. İlk kirpiğinden bu şekilde buradan tutturuyorum. Tam ortasından giriyorum arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. İki zincir çektim yuvaya girdim kapattım buraya tekrar iki zincir çekiyorum yine bu kirpikten tutturdum kapattım İki zincir çektim yuvaya girdim sık iğne yaptım bu şekilde arkadaşlar tutturma işlemimiz de bu şekilde oluyor yine yaprağa geçiyoruz iki zincir 2 2 bir defa doluyorum 1 2 2 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 2 defa yuvaya girdim 1 2 2 2 bu şekilde 4 tane zincir çekip trabzanıma kapatıyorum 5 tane sık iğne yapıyorum 6 tane pardon arkadaşlar. Buraya 6 tane sık iğne yapıp 7. de bu şekilde yuvamda yapıyorum. Hazır arkadaşlar çiçeğimin yaprakları da ve buraya bir zincir çekip aynı boyutta ilk yaptığım örümcekle şöyle aynı boyutta olmasını özen gösteriyorum. 1 2 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıya şu şekilde giriyorum arkadaşlar. 1 2 3 4. tığ battıya trabzan yaparak bu şekilde giriyorum şöyle buraya 4 tane zincir çekip bu şekilde arkadaşlar tomurcuk yapıyorum bakın arkadaş bu şekilde orantılı örümceklerim orantılı trabzanlarım orantılı Evet şimdi arkadaşlar yine buraya 15 tane aynı şekilde trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir kapattım buraya bu pıtırcıklı trabzanlardan ikisinin arasını arkadaşlar 15 veya 12 şöyle göz kararı verebilirsiniz arkadaşlar burada benim 12 tane arkadaşlar bu şekilde biraz yapalım arkadaşlar Tığımın başını doladım. Burada 3 tane dolamam var. Üçünü birden çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde kapattım buraya. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya girip üçünü birden kapatıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve kapattım. Tomurcuk olarak. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip üçünü birden kapattım. 1, 2, 3, 4 kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çiçek buketi çok hoş duruyor arkadaşlar. Böyle yapımı gördüğünüz gibi çok hoş. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok hoş. Dediğim gibi çiçek buketi şeklinde. Böyle. Hemen yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.